Değerli seyirciler, dün birkaç cümle ile de olsa kısa biyografisinden, yani memleketi, ailesi, ilim tahsili, hocaları, talebeleri ve temayüz ettiği ilimlerden bahsettiğimiz Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin bugün de bir nebze mezhebinden ve bazı sözlerinden bahsetmeye çalışalım. Ehli sünnet itikadı üzere amelde dört hak mezhepten biri olan Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin talebelerinin ve kendisine sual soranların müşkillerini, problemlerini hallederken ortaya koyduğu ve takip ettiği usuller Hanbeli mezhebinin temel kaideleri olmuştur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir meselenin hükmünü önce kitap yani Kur'an-ı Kerim ve sünnetle araştırır. Kitap ve sünnette bulamadığı bir meseleyi eshab-ı kiramın ve tabiinin icmağında yani bir mesele hakkındaki söz birliklerinde araştırırdı. O işle ilgili icma da yoksa sahabe kavline, sözüne, iştihadına bakardı. Sahabe kavli varsa kendi iştihadına göre hüküm vermezdi sahabenin sözüne göre hüküm verirdi. Tabiinin yani sahabileri görenlerin büyüklerinden olan müştehitlerin iştihadını daima kendi fetvasına tercih ederdi. Bir mesele hakkında sahabe ve tabiine ait bir iştihad bulamazsa zayıf ve mürsel hadislerle hüküm verirdi. Hadis-i şeriflerin birbirini kuvvetlendirmelerine bakarak kendine has bir usulle iştihat ederdi. Hameli mezhebinde birçok alim yetişmiştir. Bu mezhep Şam ve Bağdat taraflarında yayılmıştı. Fakat şimdi bir hayli azalmıştır. Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyurmuştur ki, ilim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. İlim Rivayet ve kuru bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. Yine buyurdu ki kulun kalbini ıslah etmesi yani kötülüklerden temizlemesi için salihlerle iyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla yani açıkça günah işleyenlerle beraber olup Onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur. Bir defasında buyurdu ki: Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin sizde olmayan kötülüklerle de bir gün sizi kötüleyebileceğini unutmayınız. Tevekkülü tarif ederken her şeyi Allah'tan bilmek ve rızkı onun verdiğine inanmaktır buyurmuştur. Zühd nedir dediklerinde zühd üç türlüdür. Cahilin zühdü haramları terk etmektir. Alimlerin zühdü helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühdü ise Allahu Teala'yı unutturan şeyleri terk etmektir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği binlerce, on binlerce, yüz binlerce hadis şeriften üç tanesini bereketlenmek için zikretmek istiyoruz. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir, küfür bulunanı Allahü Teala yüzüstü cehenneme atar. Faziletlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, ve kötülük edene iyilik etmendir. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Günümüze kadar ilim adamlarının istifade ettikleri pek kıymetli eserler yazmıştır. Çeşitli konulardaki eserlerinden kaynaklarda isimleri geçenler şunlardır. Müsned, 30 bin hadis-i için içine almıştır. kitab Sünne, Kitab-ı Zühd, kitab Salat, kitab Veravel Vera vel İman, Sahabe, Et Tefsir, En Nasih vel Mensuh, Et Tarih, Vücubatul Kur'an, Kitab-ı Reddi alel Cehmiye ve Zenadika, El Cerhu ve Ta'dil, Kitabul İlel ve Marifetü'r Rical. Görüldüğü gibi bunlar zühd, sünnet, namaz, vera ve iman, sahabe-i kiramın fazileti, tefsir ve Kur'an-ı Kerim ilimleri, bozuk fırkaları red ve hadis ilimleri konularındadır. Bu kitaplardan azami ölçüde istifade etmeye çalışmalıdır. Aslında İslam aleminde pek çok ameli mezhep var idi. Fakat bunlardan günümüze kadar devam eden makbul ve muteber mezhep dört tanedir. Tarihi sıra itibariyle bunlardan birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretlerinin kurucusu olduğu Hanefi mezhebi. İkincisi İmam Malik bin Enes Hazretlerinin kurucusu bulunduğu Maliki mezhebi. Üçüncüsü İmam-ı Şafii Hazretleri'nin tesis ettiği Şafii mezhebi. Dördüncüsü de dünden beri hakkında birkaç kelime söylemeye çalıştığımız Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin kurduğu Hanbeli mezhebidir. Her mezhepte pek kıymetli eserler yazılmış ve her mezhepte birçok alim yetişmiştir. Bugün ele almış olduğumuz Hanbeli mezhebinde yetişen büyük alim ve velilerden birisi de 2-3 hafta evvel hayatından bahsettiğimiz Gavs-ı Azam, Gavs-ı diye anılan Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Esasında onun hayatından bahsederken de ifade ettiğimiz gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri Hanbeli mezhebinin yok olmak üzere olduğunu görünce daha önce Şafii mezhebindeyken bu mezhebe geçmiş ve bu mezhebin yayılmasını sağlamış, yaşamasını temin etmiştir. Büyük bir hadis ve fıkıh alimi olan Ahmet bin Hanbel Hazretleri, hem hadis ilminde hem fıkıh ilminde hem de tefsir ilminde pek çok alime kaynak teşkil etmiş, onlara mekaz olmuş, onların eserlerinde, istifade sebebi olmuştur. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedi İslam aleminin çeşitli şehirlerinde muhtelif zamanlarda basılmıştır. Son zamanlarda Mısır'da 16 cilt halinde tahkikli bir baskısı yapılmış bulunmaktadır. Bu eser az evvelce de ifade ettiğimiz gibi 30 bin hadis-i ihtiva etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli sözlerini ihtiva eden bu ve benzeri eserlerden bizim istifade edebileceğimiz pek çok husus mevcuttur. Yeteri kadar istifade etmeye gayret göstermeliyiz.